değerli konuklarımız, zarif hanımefendiler, kibar beyefendiler, sevgili pazarlamacı arkadaşlarım. Firmamızın ikinci geleneksel ürün tanıtım toplantısına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Havalandırmanın ayarı biraz daha yükselmiyor mu? Rica etsem. Evet. Bir bakayım. Oh evet, harika, şimdi daha üflüyor. Satış müdüreniz bendeniz. Ayakkabı dünyasına bomba gibi düşecek olan yepyeni bir ayakkabıyı sizlere tanıtmanın haklı gururu ve heyecanı içindeyim. Hani nasıl söylesem. Yüreğimde sanki bir kuş pırpır ediyor. Ay sizin de kuşunuz pırpır ediyor mu ayol? Dertmişim. Arkalardaki arkadaşları önlere doğru gelmeli. Bakınız, pek çok boş yer var. Buyurunuz lütfen. Buyurunuz, buyurunuz. Bakın bakın, şuraları ne hep boş. Hoş geldiniz. Buyurunuz, buyurunuz. Hoş geldiniz. Kız, sen bizim taşla teşkilatımızdan mısın? Ay ben seni ilk kez görüyorum ayol. Ne giyse yakışır buna maşallah. Bel bel değil, kum saati mübarek. Ya hadi otur, tamam şımarma. Hoş geldiniz. Ay ödümü patlattın ayol. Ay adamı böyle karşımda bıyıklı bıyıklı görünce vallahi eski kocam zannettim. Ben bıyıklı pazarlamacı kadromda istemiyorum. Keto bıyıkları. Hangi devirde yaşıyoruz ayol? Bıyıklı kaldı bu devirde. İnanmıyorum. Hemen kesiyorsun o bıyıkları. Hoş geldiniz. Nasıl? Böyle daha iyi olmadı mı? Ne demişler? Ya ten tene can cana. Değil mi ama? Gördüğünüz bu ayakkabı... Pardon. Yansıtıcıyı kullanmakla görevli arkadaşım güzelliğime kapıldı herhalde. Bu affedilebilir bir dalgınlık tabii. Ahmet! Ay inanmıyorum. Ahmet! Hayret bir şey. Ahmet! Johnny.com, ayakkabımızın görüntüsünü fon perdesine yansıtır mısın lütfen? Daha sunumum ilk başta rezil oldu. Anlamadım. Ne oldu, ne oldu, ne oldu? Yansıtıcı mı bozuldu? Ay inanmıyorum. Bütün aksilikler beni mi bulacak? Vallahi inanmıyorum. Üstüme iyilik sağladık. Olacak şey değil. Ben şimdi nasıl yapacağım? Sunumumu nasıl sunacağım ben? Ay inanmıyorum. Nasıl bozdunuz kız koca yansıtıcıyı? Fiyasko. Resmen fiyasko. Görevli arkadaşlardan biri o zaman bana numune ayakkabıyı götürsün, getirsin lütfen. Ay götürsün dedirtiyor bana. Ay ne diyeceğimi de şaşırdım ayol. Çabuk olunursa sevinirim. Yansıtıcıyı da kapatın değil mi? Ama gereği yok. Ben de şu fon perdesini kaldırayım bari. Nereden şey oluyordu kız bu? Ay şuradan. Gereği yok. Bu da buradan kalksın. Ay inanmıyorum. Olacak şey değil. Olacak şey değil. Ben zaten asali bir insanım. Ellerim uyuşuyor vallahi sizin yüzünüzden. Göğüs kafesi sıkışıyor ya. Ben zaten sürekli baş ağrısıyla yaşayan bir kadın. Sıfır. İnsan kalitemiz sıfır. Maalesef yani çok üzgünüm. Çok. Numune ayakkabı geliyor mu? Numune ayakkabıları kim getirdi şirketten buraya? Nerede diyorum numune ayakkabı? Anlamadım. Ne yaptınız, ne yaptınız, ne yaptınız? Ay nereye soktunuz ayol ayakkabıyı? Ay bunun içine mi soktunuz ayakkabıyı ayol? Gözlerime iki ayakkabı bunun içine sokulur mu ayol? Resmen fiyasko, resmen fiyasko sunumum, resmen. Sizi sana rezil edersiniz ayol. Neyse. İşte ayakkabımız. Ay ne şeker şeyin değil mi? Nasıl? Bon bon. Lollipop, lollipop. Hehehehe.
Sevgili pazarlamacı arkadaşlarım, dünyada eşi benzeri olmayan bu diyabetik ayakkabı biliyorsunuz, firmamızın şeker hastaları için özel olarak tasarlayıp ürettiği bir ayakkabı. Ve ben deniz bu ayakkabıya isim annesi olmak istiyorum ve şeker ayakkabı adını veriyorum. Hayırlı olsun! Benim pazarlamacılarım uyuyor mu? Tarihi bir ana tanık oluyoruz. Bu noktada salonda bir alkış tufanı kopmalıydı. Dinlemiyor musunuz siz burayı? Tarihi bir ana tanık oluyoruz diyorum. Ayakkabımıza şeker ayakkabı adını veriyorum. Hani alkış? İnanmıyorum, gene de teşekkürler. Uyarmasam anlıyorum. Teleme peyniri gibi beyaz kollarımın, kaslarım üzerindeki taze damarlar böyle simetrik yol tutuyorlar ya, hepinizin gözleri ona takıldı değil mi? Ah, kafamdan koparttınız beni yani. Ay, inanmıyorum. Kim burada? Saygıdeğer profesör beyefendi, hoş geldiniz. Aa, ya siz bir önceki konuşmacı siz miydiniz? Ay ne kadar mutlu oldum. Saygıdeğer profesör beyefendi, zannedersem pazarlamacı arkadaşlarımı diyabetik ayak konusunda bilgilendirdi değil mi? Ah, çok isabet olmuş. Şimdi sıra diyabetik ayakkabıya geldi. Bakınız, diyabetik ayakkabı sevgili pazarlamacı arkadaşlarım, bağcıklıdır. Yani likralı, cırtçıklı da olabilir. Neden bağcıklı? Çünkü kan sirkülasyonuna müsaade edilecek gevşeklikte bağlanmalı. Biliyorsunuz kan ayağımızdan yukarıya doğru böyle dolaşıyor. Dolaşım bozulmamalı. Şimdi cendere gibi bazı formlar var piyasada. Sakın satın almayın. Sağlığınız için sosyetemizden vazgeçin. Canım ne o öyle sütse uğruna yumurta topuk sivri burun filan. Bakın, şeker ayakkabımız çok ince bir matematikle tasarlanmıştır. Yükseklik ve bakınız genişlik ölçüleri de göz önünde tutulmuştur. Sonra ayakkabının boğaz bölgesinin bombeli olduğunu fark etmişsinizdir. Bu bombe sayesinde ayak bileği yan kemikleri dışarıda kalıyor, sürtünmemiş oluyor. Evet. Görevliler kürsüye su koymayı unutmuşlar. Bir dahaki toplantıyı yine bu 5 yıldızlı otelde yapma konusunu yönetim kuruluna yeniden gözden geçirmesini tavsiye edebilirim. Allah Allah. Kahve molalarında sizin de dikkatinizi çekti mi? Hı? Şekerlenmeyin yanına bir de tatlandırıcı olmalıydı. Ah. Yani şeker hastalarına hürmet de yok galiba bu müessesede. Değil mi ama? Yani toplum olarak inceliklerden, romantizmden gittikçe uzaklaşıyorum. Ne ya, bilemiyorum yani. Ah, saygıdeğer profesör, sizin konuşmanız esnasında suyunuz var mıydı? Öyle mi? Talihsizlik benden yana olsun. Neyse. Efendim, bir şey mi dediniz? Buyurun. Evet. Ah, elbette. Çok doğru. Yönetim kurulunda burada mutlaka etkin olacağım. Çok haklısınız. Şeker hastası elemanlarımıza bu ayakkabı bedava verilmeli. Çok doğru. Sen de mi canikon? Tip 1 mi tip 2 mi bakayım senin diyabetin? Öyle mi? Geçmiş olsun, anlıyorum. Neyse biz konumuza dönelim. Ay kız, elimi böyle ayakkabını çek sokacağım, aklıma ne geldi? Ellerini, rakiplerini kısmetinden içeri sokan pehlivanlar geldi. Ay ne o öyle? Ah, gözlerine inanamadım, yağlı kreşlere de kılıç çekmişler. Ah, olacak şey değil. Artık o el nerelerde dolaşıyorsa öyle. Ay
siz istediğiniz gibi bir fantazi kurabilirsiniz ama kırkpınar etiği buna müsaade buyurmamaktadır. Diskalifiye olursunuz ayol. Bir daha hiçbir müsabakaya katiyen katılamazsınız. Ay, güneş sporu kuralları da ne kadar enteresan değil mi? Arkaya geçiliyor, 2 puan alınıyor. En çok da ister verilen sporcunun pozisyonunu beğeniyorum. Ama ben gene de öyle boksmuş, güreşmiş o tarz sporları sevmiyorum. Benim küçüklüğümden beri aklım fikrim hep artistik buz patinajındadır. Kuru gibi öyle. Fiziğim de müsaitti tabii. Ama nerede o zamanlar bu memlekette bu sporu yapabileceğimiz mekanlar? Zihniyet de yoktu tabii. Televizyondan hayranlıkla seyrederdim. Irina Rodmina'ya bayılırdım. Hele bir Rus çocuk vardı, Ivan. Hayallerimi süslerdi. Rahmetli spiker Kenan Onu'nun o yumuşak sesiyle anlattığı artistik buz pateni yarışmalarını hatırlıyorum ben. Hey gidi günler, hey! Ama şeker hastalarını o kadar çok seviyorum ki. Canlarım benim. Ay kolay mı kız öyle ellerinde enjektör, insülin falan? Ay içime vermiyor. Gerçekten. Tatlılarım benim. Ben onlara şekerlerim demek istiyorum. Aramızda elbette şeker hastası var. Tabii ki var. Yani elbette çok sık rastlanıyor zaten bu hastalığa. Biliyorsunuz. Tabii siz bütün bunları benden önceki konuşmacılardan öğrendiniz. Ben size bugün bu zarif, güzel, diyabetik ayakkabıyı anlatacağım. Ama ay kız! Ay inanmıyorum, farkında değilim! Aaa! Ay şapkam mı düşmüş benim? Ay rezil oldu sonumum kız! Vallahi rezil oldu! Ay inanmıyorum! Ay 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 ay! Ay zaten benim bu aralar kafam biraz şey... vallahi şey benim kafam. İnanmıyorum. Zaten uçak taleri bugün biraz tuttu. Yani uçaktan inerim ben, hemen ilk günkü toplantıya bana konuşma koymuşlar. İnanmıyorum yani. İnsan bir ertesi güne koyar canım. Yani yönetim kurulundaki o arkadaşımız da çok düşüncesiz bir adam. Of. Efendim. Buyurun. Bir şey mi dediniz? Havalandırmanın ayarı mı? Havalandırmanın ayarı daha yükselmiyor. Bak insanları bulattınız burada otelciler. Hani ne biçim bir müessese canım burası? Son kertedeni havalandırmanın ayarı. Ha, ay son kertedeymiş kusura bakmayın. Hadi. Ben vallahi bir daha bu otelde bir daha topu katiyen. Yani ben bunu bakın buraya yazıyorum. Gideriz Kıbrıs'a 5 yıldızlı keyfimize bakarsan. Ne bu böyle canım baba. Su koymazlar bilmem ne yapmazlar. Neyse. İzninizle ayakkabıyı giyiyorum. Tanıtım maksatlı tabii. Aman kız şeytan kulağına kurşun. Allah muhtaç etmez inşallah. Ay tabii ben bu arada frikik falan veriyor muyum? Çapkın erkekler, gözleriniz nerelerde dolaşıyor bakayım. Ay 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 ay. Çorap, çorap. O kadar hafif ki. Ay inanılır gibi değil. Ay ben kız daha önce niye prova etmemişim bunu? Gerçi ben İtalyan stiline yatkınım ama bu da çok güzel durdu. Ben bu kadar güzel bir ayakkabıyı ilk kez görüyorum. Çorap. Ay bir bakayım. Evet. Doğru basış, doğru duruş sağlanabiliyor bu ayakkabıyla. Mükemmel bir tasarım. Ah. Belim ağrıyordu. Ayakkabıyı giydim. Vallahi geçti. Ay pazarların tam bu unsurda vurgulanmalı. Ay tay gibi oldum ayol. Zıp zıp zıplayasım geliyor. 60. Aman 70, aman 80, aman 90, ay değil bana dur, ay dur kız, dur Allah müstahakını vermesin. Ülkemizde aşağı yukarı 5 milyon dolaylarında şeker hastası olduğu tahmin ediliyor. Saygıdeğer Profesör Beyefendi bu rakamı onaylayıp sanıyorum, onaylıyor musunuz? Teşekkür ederim. Ayakkabımızı diyabet derneklerine tıp fakültelerinin endokrin bölümlerine tanıtacağız.
Sonra da ne yapacağız? Eczanelere ve seçkin ayakkabı mağazalarına pazarını gideceğiz. Demek ki ne yapacakmışız canik olarak? Aferin size. Hadi bakalım. Ben şimdi gidiyorum. Siz güzel güzel seminerlerinize devam edin. Akşama size bir sürprizim olacak. Veda balosuna hepinizi bekliyorum. Kanto yapacağım kız, kanto. Ay üçte yetmez, beş tane. Beşte yetmez, yedi tane. Ver, 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 ver. Ver Allah'ım, ver, ver. Ay ben onu istiyorum. Hadi bay bay.